kentlerimizi ayrıştırıp kutuplaştırarak güvensiz kentler inşa etmeye duran ve kent aklımızı. Yani yaşadığımız kenti kendi arzularımıza göre inşa etme ve dönüştürme hakkımızı elimizden almaya çalışan bu gidişata karşı aramızdaki tüm farklılıkları aşarak bundan böyle birlikte duracağımızı beyan etmeye geldik. Evlerimizi yıktıracak mıyız? Hayır! Evlerimizi yıktıracak mıyız? Hayır! İnsanca bir yaşam istiyoruz! Bizler insanca yaşayacağımız bir kent için buradayız. Üçüncü köprünün yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu daha başlangıç. Türkiye'nin ilk ve tek günlük ekoloji bülteni Yeşil Bülten'le karşınızdayız değerli izleyenler. Açılış videomuzda da gördüğünüz gibi bugün 22 Aralık'ta Kadıköy'de gerçekleşecek İstanbul Kent Mitingi'ni konuşuyor olacağız. Kent hareketlerinden iki konuğum var. Bağımsız araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Toz Koparan Derneği yöneticilerinden Ömer Kiriş bizlerle. Hoş geldiniz diyelim konuklarımıza. Evet, bugün daha önce konuştuğumuzdan biraz farklı bir tarafını mahalleler ayağını konuşmak isteriz sizinle. Bir kent mitinginden bahsediyoruz. Doğa, mahalle ve İstanbul vurgularıyla gerçekleşecek bir kent mitinginden bahsediyoruz. Mahalleler tarafında işin nasıl gittiğini, orada nasıl algılandığını bu mitingin ve mahallelerin bu mitingde dillendireceği talepleriyle başlayalım. Öncelikle size soralım Cihan Hanım. Mahallelerdeki mitinge dair algı nasıl şu anda? Şimdi ben dilerseniz önce bir açıklamayla başlayayım. Yani hep şöyle adlandırılıyor, gelen bize sorular da öyle oluyor. Sanki bu birdenbire gezi süreciyle başlamış bir etkinlik, geziyle birlikte ortaya çıkmış bir etkinlik gibi. Ama işte tanıtım videomuzda da izlediğiniz üzere aslında mahalle mücadeleleri çok çok eskiye dayanıyor. Yani 2006'dan bu yana kentsel dönüşüm, kentsel yenileme projelerinin, mahallelilerin yaşam alanlarına dayatıldıkları tarihlerden bu yana adım adım örülen bir mücadele var. Birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak yürüyen, birbirlerinin başlarına gelenleri öğrenerek ne yapılmaması gerektiğini hem hukuki olarak hem de sahada ne yapılmaması gerektiğini öğrenen, gelişen bir mücadele var. Evet, bunu söylemek lazım. Kent hareketleri ne zamandır bir arada? Tabii kent hareketleri 2010 senesindedir. Avrupa Sosyal Forumu öncesinde kuruldu. Şimdi çıkış nedenimiz de o zaman da aynı şeydi. Her mahallenin işte 2010'da ne vardı? Ayazma yıkımları, sulu kule, tarlabaşı tehdidi altında. Bir sürü mahalle kentsel dönüşüm yenileme alanı ilan edilmiş. İnsanların yaşam alanları tehdit altında, zorla tahliyeler bekleniyor vesaire. Her mahalle kendi
yaşam alanında mücadele ediyordu. Ayrıca da buna müdahil meslek örgütleri ve inisiyatifler vardı, platformlar vardı. Şimdi bizim ortaya çıkış nedenimiz bu çok parçalı mücadeleyi biz nasıl kent sattığında bütünleştirebiliriz? Yani bir defa mahalleleri bir araya toplayarak ama aynı zamanda bu mücadeleyi veren diğer örgütleri de aynı çatı altında bir şemsiye nasıl olabiliriz? Ve bu mücadeleyi çünkü sonuçta baktığınız zaman bütün kentin sattığına yayılan bir müdahaleyle, rantsal müdahaleyle karşı karşıyayız. Bunu nasıl birlikte yol alabiliriz idi? Artı çok önemli ikinci ayağı bu kent hareketlerinin kurulmasının mücadelenin çeşitli veçelerini de bir araya nasıl getirmek? Yani bu ne mahalle mücadeleleri aslında işte baktığımız zaman bu ucube mega projelerden yani bu doğa ve çevre yıkım projelerinden ayrı değil birbirini etkiliyor. Keza kamusal mekanlarımızı yok eden, İstanbul'un tarihi kültürel varlıklarını yok eden projelerden de ayrı değil. Hepsi birbirini etkiliyor. İşte neye bakıyoruz? Bugün Bedrettin Mahallesi, Haliç Port'un burnunun dibindedir. Tehdit altındadır. İşte bugün Kuzey Ormanları'ndaki tehdit orada bulunan bir sürü yerleşim yerinde tehdit etmektedir. Dolayısıyla böyle bir bütüncül mücadeleyi biz nasıl başlatırız diye yola çıktık. 2010 Avrupa Sosyal Forumu süreci de bize bu olanağı sağladı. Bu olanak genişleyerek devam etti. Birlikte mahalleler tabii tehdit altına giren mahalleler çoğaldıkça onlar yanımıza geldi. Ve bu mücadele bugüne yürüdü. Şimdi, ben bir virgül yine bir soruyla bölüyorum kusura bakmayın. Buradan başladığınız için soruyorum. Bu birlikte mücadele ve farklı mücadelelerin farklı veçelerinin bir araya getirilmesi gerekliliği ya da isteği neden doğdu? İşte az önce söylediğim gibi yani... Bedrettin Mahallesi sadece kendi mahallesi için mücadele ettiği zaman bir başınadır. Hı hı. Ama Bedrettin'in yanında bütün mahallelerde durduğu zaman o başka bir şeydir. Veya artı meslek odaları da durduğu zaman veya artı diğer inisiyatifler de durduğu zaman başka bir şeydir. Ayrıca Haliç Port'un oraya gelmesi, bir Haliç Port yenileme alanı, orası bir tarihi alan biliyorsun. Ama o... Oraya gelmesi bir soylulaştırmayla elbette ki oradaki mahalleleri de etkileyecektir, etkilemektedir. İşte bugün Ok Meydanı, Kasımpaşa vesaire alanlarda ilan edilen kentsel dönüşüm yenileme projeleriyle karşı karşıyayız. Bugün 3. köprünün gelmesinin, bu mega projenin birebir Sarıyer'i ve Beykozlu'yu etkilemeyeceğini kimse söyleyemez. Yani sadece doğa ve çevre talanı değil... Bu mahallelere yönelik de tehdit söz konusudur. Soylulaştırmayla, buraların lüks projeleri açılmasıyla artık emekçi ve yoksul grupların kentlerde yaşam şansları kalmamaktadır. Onun için iç içe geçen bir mücadele. Ve bu döndü dolaştı bugüne geldi. Bugüne 22 geldi. Aralık'ta büyük merkezi bir miting hazırlanıyor. Evet. Bu ne anlam Gezi, ifade ediyor? Şunu söyleyeyim hemen Gezi'ye geleyim. Tabii Gezi bize burada şunu yarattı. Farkındalık, Gezi ile farkına varmadığımız bir sürü ihlalin ve mağduriyetin ortaya çıkmasıyla birlikte bir farkındalık yaratıldı. İnsanlar hiç sorgulamadıkları şeyleri de sorgular oldukları için artı Gezi vasıtasıyla ortaya çıkan forumlarla birlikte iletişimin şimdi çok daha rahat olması, işte miting organizasyonunun çok daha rahat olması nedeniyle zaten forumlar arası kentsel dönüşümde üç çağrıcıdan biri biliyorsunuz. Onun için tabii ki Gezi sonrası bunun örgütlenmesi bize çok büyük bir rahatlık ve kolaylık sağladı. Hız sağladı. Soru neydi? Ben şimdi bunu açarken bakıyorum. Soruya şöyle gelelim. Mahallelerdeki algıyı sormuştuk bu kent mitingine dair. Evet, herkesin kendi verdiği ve farklı şekillerde ve farklı şeylere karşı verdiği mücadeleler var. Böyle merkezi bir mitingde en azından mücadeleleri ve sesi ortaklaştıracaklar gibi duruyor. Tabii. Mahallelerin bu mitinge dair düşüncesi nedir? Sonra da hemen Ömer Bey'e soralım. Ben geçen hafta daha evlerindeydim. İşte Ömer'di, başka mahallelerde diğer arkadaşlar başka mahalleleri geziyor. Gerçekten bir heyecan var. Yani yaşam alanlarımızı bırakmayacağız. Biz buraları projelere karşı, bu dayatılan projelere karşı biz mücadele edeceğiz her yoldan diye. Tabii ki demokrasi 4 senede bir sandığa gidip oy atmak değil. Yani demokrasinin çok önemli bir bölümü de mağduriyetlerin ve ihlallerin seslendirilip ortaya çıkarılmasıdır. Muhalefet neye muhalifsek? Yaşamımıza dayatılan
istemediğimiz ne varsa bunu iktidara duyurma yolları vardır. Barış içinde toplanma, gösteri, yürüyüş hakkı da bütün demokratik ülkelerde bir hak. Bu da aslında demokrasinin kanallarını açan çok önemli bir vesiledir. Yani biz burada ne diyoruz? İktidara bak, böyle böyle mağduriyetler yaratılıyor. Sen bunu dinlemek zorundasın diyoruz. Şimdi demokrasi böyle, bu şekilde yürür. Yani bu kanal açılır, buradan karşılıklı bu nedir ihlaller çıkar ortaya ve ona göre politikalar üretilir. Sosyal ekonomik politikalar bunun üzerinden şekillendirilir. Yani bu mitingin çok önemli tabii ki boyutu da budur elbette. Evet, peki Ömer Bey'e dönerim. Toz Koparan Derneği yöneticilerinden. Toz Koparan uzunca bir süre belli sıkıntılara dair bir mahalle olarak birlikte mücadele verdi. Ve bugün geldiğimizde hem 22 Aralık mitingine dair algı nasıl mahallede, hem de mücadele ne boyutlarda devam ediyor? Şimdi Toz Koparan elbette ki bir kentsel dönüşüm saldırısı yaptılar 2007'de. Bunu Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ'nin kendi arasındaki Danıştay'daki dava sürecinde TOKİ kaybetti. Büyükşehir kazanmadı aslında. Büyükşehir'de oradaki Toz Koparan'ın halk kazandı. Çünkü olayın ayyuka çıkmasına da bir vesileyle neden oldu. Çünkü habersiz yapıyorlar bu işleri. Biz 2010 yılında da 3. Köprü yerine Yaşam Platformu 3. Köprü'ye karşı böyle bir miting düzenlemiş. Ama bu işi tüm mahalleler üzerinde, tüm kamusal alanlara yapılan saldırılar üzerine yoğunlaştırıp bir bütünsellik sağlamıştık. Bu anlamda Toz Koparan'daki mücadele de bunun farkında. Şimdi kentsel dönüşümle, belediye kanunlarıyla veya bir vesaire kanunlarla yapamadıklarını 6306 diye, benim katli vaciptir yasası, mahallelerin katli vaciptir yasası diye isimlendirdiğim bu yasayla üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Şimdi biz dernek olarak Danıştay'a dava açtık. Onunla ilgili, şimdi zamanımız sığmayacağı için, çok enteresan, çok iç devlet kurumlarının yapmaması gereken düzensizlik ve densizlik diyeyim. Yani çok da kötü de bir ifade kullanmak istemiyorum. Şu anda bakın yeni çıkan şu bir takım şeyler var. Artık hani bir büyüğümüz vardı, devlet büyüğümüz. Devlet safralarından kurtuluyor, temizleniyor, bağırsaklarını temizleniyor falan diyordu ya. 11 yıllık bir bağırsak temizlenmesine tanık oluyoruz galiba. Ama o bağırsaklarda kalan kırıntılara bugün oradaki o kutulardan çıkan, bakın hiç kimseyi suçlamıyorum, kutulara çıkan Toz Koparanlı da diğer mahallelerde bunun farkına varsın. Oralarda o evlerin bedelleri kutulara girenler. Orada yerinden yurdundan, sulu kuleden Ayazma'dan gönderilen, ayağında çorap olmayan çocukların sosyal devlet zihniyetiyle harcanması gereken paralar, o paralar. Çok fazla da girmek istemiyorum. Toz Koparan'da her şey farkında insanlar. Diğer mahallelerde her şey farkında. Bakın 5 yıl önce bu mücadeleye Cihanlar'la beraber bir oluşum içerisinde girdiğimiz zaman mahallelerde 7-8 kişiyi toplantılarda bulamazdınız. Geçen hafta yaptığımız toplantı 1500 kişiydi. Toz Koparan salonlara üzerinde sığmıyor. Başka bir ilçede. Yani. Biz genelde yaygın çalıştığımız için. Yani insanlar bunun farkında. İnsanlar önceden bir mahalle ya bana dokunmuyor, ben niye mücadele edeyim'i aştılar artık. Bana da dokunacak diye geliyorlar. İnanın şu son olaylar da beraberinde, biz bunu Gezi'den önce düşünüyorduk zaten. Gezi'den çok önce düşünüyorduk. Yani büyük bir miting düzenlemeyi kent hareketleri olarak. Toz Koparan bunun katalizörlerinden biridir. Katılımcılarından biridir kent hareketlerinin. Diğer mahallelerde aynı heyecanı görüyoruz ve bu mücadelenin üstesinden gelemeyecekler. Bu mücadelede 80 öncesi işçi sınıfını, örgütlü işçi sınıfını nasıl ezmişlerse, şimdi artık işçi sınıfını kredi kartlarıyla borçlandıran zihniyetler artık mahallelerde elinde esnafın dükkanını oturan insanların evinin alanına göz diktiler. Bu bir hakça bölüşüm, sosyal devletin yapacağı işler değil. Burada tamamen bir rant paylaşımı vardır. Kentsel dönüşüm, insanların hayatını kullanma, kurtarma falan gibi bir zihniyetin örneklerini veririm burada. Bakanlığın kendi sitelerinden. Hiç mi hiç alakası yoktur? Evet, insanların evleri şey olabilir. 50 yıllık düzensiz bir şey olabilir, o ayrı. Ama senin onlara yaklaşımın bu şekilde ceberrut bir devlet anlayışıyla olmamalı.
şeffaf sosyal devlet anlayışının, insanların iradesinin bulunduğu bir yapılanma içerisine gireceksiniz. Bakın bunların olmadığını gören mahalle halkı, mahalleler Kadıköy'ü dolduracak. Ha penguenci medya bunlara çok fazla itibar etmese de gönderecek, gelecekler o insanlar. Çünkü sürecin kendi aleyhlerinde işlediğini, hele hele şu bir takım hareketlerden sonra, bir takım olaylardan sonra, güncel olaylardan sonra artık mahalleli çok daha bilinçlendiğini düşünüyorum. Mahalle diyoruz yani bir üst başlık üzerinde ama her mahalleyi de kastetmiyoruz sanıyorum. Yani bu mücadele hangi mahalle? Yani Nişantaşı da bir mahalle. Öyle düşün. Etiler'de de belli mahalleler var. Ama işte bir de Tozkoparanı var. Bir de Gülsuyu var. Bir de işte başka mahalleler var. Bu mahalleyi nasıl tanımlamak lazım? Bakın önceden emekçi mahallelerine çok büyük bir saldırı vardı. Şimdi artık fark etmiyor. Ben size bir tek örnekle vereyim. Bize bu konuda 2-5 yıl önce yol gösteren çok sevdiğim, ismini vermeyeceğim bir hocam. İstanbul'un belli elit yerlerinden bir tanesinde kalıyor. Mahallede biz yardım etmiştik anket çalışmalarında filan. Bundan 7-8 ay önce geldi. Ya Ömer biliyor musun bizim mahallede de Etiler'de oturuyor. Bizim mahallede de kentsel dönüşümü ilan etmişler. Hocam gelelim dernek kuralım dedim biz de. Yani mahalle fark etmiyor artık. Yani, fark etmiyor. Burada ben de bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi mahalle artık öyle bir hale geldi ki bu cephe şöyle de ölür oldu. Yani mahalle tehdit altında olmayabilir ama 3. köprüye çevre nedenleriyle karşı çıkar. Doğa talanıyla karşı çıkar. Yani onun için çeşitli nedenlerle bu karşı çıkışlar artık birleşmiş durumda. Özellikle 6306 gibi bir ucube yasa, her maddesi bir hak ihlali olan, insan hakkı ihlali olan bir yasa, bir de hayırlara vesile olmuştur. Şöyle bir şey yapmıştır, bu cepheyi de genişletmiştir aynı. Mesela bugün Bağdat Caddesi'ndeki de aynı mağduriyeti yaşamaktadır. Yani duyumlar alıyoruz, işte orada yaşlı insanların evlerine el konmak için müteahhitlerin neler yaptığı. Çünkü yasa bütün bunları açık biliyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Tamamen böyle ahlaksız bir rant ekonomisi üzerinden dönen bir kentsel politikanın aslında hem insanların yaşam alanları hem siyasetin nasıl kirlendiğinin de bugün tanığıyız. Evet. Ömer Bey biraz başladı. Sizden de rica edelim. Hem bu birleşik mücadelesi mahallelerin ya da bir araya gelme çabası hem de 22 Aralık'taki bu miting. Üzerinden düşündüğümüz zaman sanırım belli talepler var ortada, o talepler de dillendirilecek. Nedir en azından kabaca başlıklar halinde bu talepler? Şimdi talepleri tabii yine aynı 3 grubun içerdiği şekilde, çünkü geniş talepler. Bir tanesi doğa çevre kırımı üzerine giden, işte bu mega projelerin karşı Kanal İstanbul, talepler. 3. köprü, aynen, 3. havalimanı. Bütün bunlar hakikaten İstanbul'u yok edişe götürecek taleplerdir. Diğeri mahallelerin talepleri olacak. Afet yasasının Anayasa Mahkemesi'nde biz bunun için de imza kampanyası başlatmıştık. Devam edeceğiz kampanyamıza. Anayasa Mahkemesi'ne götürdü biliyorsunuz ana muhalefet. İvedilikle orada görüşülüp iptal edilmesi yönünde. Çok hakikaten ciddi mağduriyet ve ihlallere sebep olacak bir yasadır. Ayrıca da müteahhitleri ve de inşaat şirketlerini zengin eden, işte o kutu kutu paraların da kimlere gittiğinin de altyapısı olan da bir yasadır. Yani hukukun da araçsallaştırıldığı bir süreçlerden de geçiyoruz maalesef. Şimdi bu ikinci talebimizdir. Üçüncüsü Danıştay yasası. Bu en son bugün galiba bir tasarı halindeydi. Hı hı. Sayın Başbakan 3 Aralık'ta sunmuştu meclise. Kabul edilmiş, geçmiş. Bu yasa da çevre ve doğayla ilgili olarak ve de mahallelerin açtıkları davalarda bütün hukuki mekanizmaları tıkama yolunda bir yasadır. Ciddi bir yasadır. Bunun da biz aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptalini kent hareketleri olarak talep edeceğiz. Tabii öbür talepler de şunlardır. Bu kültür ve tarih varlıklarına yapılan bütün o alanlara karşı tahribat projeleri, kamusal alanlar üzerindeki işte nedir Cevizli, Kartal, Tekel Fabrikası'ndan Haydarpaşa'ya kadar, Haliç Port'a kadar olan bu projelerin karşı ve ayrıca da her grupta, yani burada nedir kent? Herkesin kentidir. Yani kadınların kentidir, çocukların kentidir, engellilerin, LGBT bireylerin kentidir, çoğulcu. Demokratik bir kent istiyoruz ve ayrıca bu kentsel politikalarda ve kentin yönetiminde söz hakkı istiyoruz. Aslında tamamen biz kent hakkımızı istiyoruz. Yani madem biz bu kentin kentlileri, yaşayanları biziz, bize rağmen kent politikaları dayatılamaz. Bize rağmen
kentsel alanlara projeler yapılamaz. En önce bizlere danışılması gerektiğini talep edeceğiz. Pekala. Süremiz bitti ancak bir şey sormak istiyorum. Çünkü Ömer Bey girdi bu konuya. Artık kimse bu konu yokmuş gibi davranamaz. Bugün büyük bir operasyon var. Türkiye'nin temel gündem maddesi. Belki tarihinde yaşamadığı bir gündem hareketliliği yaşıyor Türkiye. Mahallelerin içinde bulunan ve nabzını da tutan biri olarak soruyorum. Kentsel dönüşüm gibi bir başlayan süreç bu operasyonlar ve davalardan sonra nasıl devam eder sizce? Bakın Cihan Hanım bahsetti, 6306 dedi. 6306'yı da demin ben isimlendirdim. Kendisi afet bir yasa. Ve bu yasanın da yetmedi. Çünkü sıkıştıkça yeni paketler yapıyorlar. Benim bu kanun yapıcılara bir önerim var. Artık paket olarak nitelendirmesinler. Ayakkabı kutusu şeklinde koysunlar şeyleri, kanun tasarılarını. O şekilde halkın önüne koysunlar. Daha anlamlı. Şimdi de güncel. Halk bunları yemeyecek. Halk sandık gibi o insanları bu kanunları çıkartıp evlerini sosyal devlet anlayışının dışında ceberrut bir biçimde elinden alınmak istedikleri o evleri bu kanunlara hazırlayanları o ayakkabı kutularının içerisinde sıkıştıracak ve kapağını da kapatıp müsait bir yere bırakacak. Bir kelam edebilir miyim? Buyurunuz lütfen. Şimdi aslında biz şunu görüyoruz. 2002'den bu yana çıkarılan ardı ardına bir sürü yasayla TOKİ'nin nasıl bir hegemonik ucubeye dönüştüğünü, nasıl her şeyin üzerinde hak olduğunu, hiyerarşik olarak en tepede olduğunu yaşadık. Yani her bir defa Sayıştay denetiminden azade, sadece başbakana bağlı. Ayrıca ihale kanunu dışında istediği ihaleleri veriyor ve gitgide TOKİ'nin sonra da işte Şehircilik Bakanlığı kuruldu, ona bağlandı. Gitgide bu kadar güçlü bir kurumun çürümemesine, hesap veremez bir kurumun çürümemesine hiçbir şekilde imkan yok. Devlette şeffaflık esastır. Demokratik kanalların açılması esastır. Ha bunların olmadığı zaman nelerin başımıza gelebileceğini de hep birlikte görmüş durumdayız. Ben şunu söyleyeyim, biz bu miting o taraf bu tarafa hiçbir şekilde değil. Bu miting önceden tasarlanmış bir mitingdir. Bu mitingin zemini bellidir. Hak mücadelemizdir. Ha biz bu gidişata şaşırdık mı deseniz biz şaşırmadık. Biz mahallelerde bu yolsuzlukları birebir duyuyorduk. Kent hareketleri olarak Fatih Belediyesi'ne karşı 2 sene önce yaptığımız suç duyurusu var. O duyuru geri geldi bize. Her şeyleri hukuki yapıyorlar diye. Ha, bunu da söyleyeyim. Hani mahalleli neler olduğunu biliyor. Onun için bu yasa yapısının da ve devlet kurumlarının özellikle TOKİ'nin yeniden yapılandırılması da siyasetin temizlenmesi açısından şarttır diye düşünüyorum. Şunu ekleyebilirim Cihan Hanım'a katkı anlamında. Miting hiçbir siyasi anlayışın, hiçbir siyasi yapının, hiçbir ideolojinin mitingi değil. Ezilenlerin her türlü görüşten, her türlü sınıftan insanların, her yörenin insanının mitingi. O anlamda insan mahalledeki yurttaşlarımız bazı kaygılarını telefonlarla dile getiriyorlar ama kesinlikle ve kesinlikle orada siyaset yok. Orada hak arama var, sosyal devlet arama var ve böyle de bitecek. Pardon Ömer, hani destekçi siyasi partiler var ama kesinlikle orada herhangi bir siyasi propagandaya, slogana izin vermeyeceğimizi de belirttik. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Ömer Kiriş konuklarımızdı Kent Hareketlerinden. 22 Aralık'ta Kadıköy'de saat 12'de başlayacak Büyük İstanbul Kent Mitingini konuştuk. Yeşil Bülten'de bugün ve sonuna geliyoruz Yeşil Bülten'in. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.